Konya Önder Çiftçi Derneği sayesinde çiftçiler bilgiyi kendisi gibi kabul ettiği önder çiftçilerden alıyor. Önder çiftçiler sayesinde tarımsal bilgiler ve gelişmeler diğer çiftçilere aktarılıyor. Konya Önder Çiftçi Derneği, Tekirdağ'daki Önder Çiftçi Projesi'nden esinlenerek 2009 yılında kuruldu. Dernek kurulduğu günden bu yana tarımsal bilgilerin çiftçiye ulaşması ve çeşitli projelerin yürütülmesini üstleniyor. Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı Erol Sözen, amaçlarının üreticilere modern tarımı aşılamak olduğunu kaydetti. Erol Sözen, yeniliğe açık üyelere tarımsal bilgiler aktararak kaliteli ve verimli ürün elde etmek istediklerini vurguladı. Derneğimiz 2009 yılının Aralık ayı içerisinde Sayın Valimiz Aydın Nezih Doğan Bey'in önderliğinde ve öncülüğünde Tarım İl Müdürümüz ve Selçuk Üniversitesi'nin katkılarıyla kurulmuştur. Derneğin amacı üyelerine daha intansif bir tarım, modern tarımı aşılamak, öğretmek, birim dekara yüksek verimi elde eden kaliteli ürünlerin yetiştirilmesiyle ilgili ufku geniş, açık, yeniliğe açık olan üyelerimize bu bilgileri sunarak daha kaliteli, daha iyi ürün elde ederek kendi ceplerine de daha fazla paranın girmesini sağlamak ilk hedeflerimizden bir tanesi. Yine hedeflerimizin içerisinde sadece üyelerimizin yeni teknolojiyle tanışması, bilgiyle tanışması, yeni tohum çeşitleriyle, sertifikalı tohum çeşitleriyle tanışmasından elde ettikleri olumlu neticelerin kendi bölgelerindeki komşularına da bu bilgi ve yenilikleri paylaşmaları yönünde ikinci bir çalışmamız ve hedefimiz var. Bu üyelerimize bunu özellikle üzerinde durmalarını ve bunu komşularıyla yeniliklerini paylaşmalarını da biz söylüyoruz. Nasıl bir denize taş atarsınız, dalga küçük küçükken ondan sonra yayılır gider. Bizdeki bilgi paylaşımı da bu şekilde yayılıp gidecek. Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Cennet Oğuz, derneğin ikinci yılını doldurduğunu söyledi. Derneğin kurucu üyelerinden olan Profesör Doktor Cennet Oğuz, Konya Önder Çiftçi Derneği'nin kuruluş sürecini anlattı. Konya Önder Çiftçi Derneği tabii ki Tekirdağ'daki Önder Çiftçi Projesi'nden de esinlenerek bir şeyler ortaya çıktı. Sayın Valimizin Tekirdağ'dan gelmiş olması bizim sürecimizi hızlandırdı. Bunun öncesi vardı aslında 2004'lü yıllarda. Ben üretici birliği özellikle 2005'te Konya Ticaret Borsası ile beraber üretici birliği projesi kapsamında Konya'da buğday üretici birliğini kuralım. Bunun içerisinde de önder çiftçilerin yer aldığı kaliteli buğday üretimine esas teşkil edebilecek üreticilerin olmasını istemiştik. Ama o dönemde şey yapamadık, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmemizde bir takım sıkıntılar oldu. Daha sonra Vali Bey'in gelmesi 2007'den sonra bu süreci hızlandırdı. Özellikle işte 2009 yılında işte hocam burada Önder Çiftçi Derneği'ni kuramaz mıyız? Kurarsak nasıl kurarız? Bölgeye olan etkileri ne olur diye bana sordular. Ben bir durum değerlendirmesi yaptım. Daha önceki çalışmalarımızı anlattım kendilerine. Ondan sonra da burada olabileceğini sadece bizim bakış açımız yetmeyecekti. Tüm Konya bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarını, kamu kuruluşlarını, üniversite gibi bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını bir araya topladık. Ve böyle bir oluşum ortaya koyduğumuz zaman nasıl bir sonuç alırız? Toplumda bunun yeri ne olabilir? Orada bir tartıştık. Herkesten olumlu yansımalar gelince biz de bu derneği kurmaya karar verdik. Önder Çiftçi Derneği tarımdaki yenilikleri tarım danışmanları vasıtasıyla üreticilere aktarıyor. Tarımsal danışmanlık faaliyetlerimiz üyelerimize veriliyor. Danışmanlık faaliyetleri kapsamımızda ekimden hasata kadar çiftçiyle birlikte arazideyiz sürekli olarak. Konya geniş bir ova. Ürün yelpazesi de son senelerde iklimle birlikte değişti, arttı. Buna göre yeni ürünler, yeni buğday çeşitleri, mısır, ayçiçeği, işte pancar keza sulamayla birlikte girmişti zaten. Tarımsal danışmanlık faaliyetlerimiz bizim bu ürün portföyüne göre değişiyor. Üyelerimizin arazilerine birebir gidiyoruz, kontrollerimizi yapıyoruz, ekimlerini gerçekleştiriyoruz. İşte hastalık dönemlerinde mutlaka arazideyiz.
Tarımsal danışmanlık faaliyetlerimiz hasata kadar çiftçiyle birlikte sürüyor. Yurt dışından uzmanlar getirtiyoruz bununla ilgili. Tarımsal yayımın haricinde çiftçilerimize katılabileceğimiz bütün tarım fuarlarına katılmaya çalışıyoruz. Şu an gündemimizde 14 Kasım Hanover Almanya Fuarı, Agroteknika Fuarı'na katılacağız. 25 çiftçimizle birlikte orada bulunacağız. Diğer fuarlara da sürekli katılıyoruz ve bireysel olarak kendimiz de Konya TÜYAP fuarlarında bulunuyoruz. Çiftçinin yanında olduğunu, derneğimizin neler yaptığını, bu derneğin onlara ait olduğunu anlatıyoruz. Bu da çiftçilerin çok güzel dikkatini çekiyor, ilgisini çekiyor. Çiftçiler ise derneğin faaliyetlerinden oldukça memnun. Üretici Fatma Yılmaz, Önder Çiftçi Derneklerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını istedi. Ben Önder Çiftçiler Derneği kurulduktan sonra ziraat mühendisi İl Tarım'daki arkadaşlarım sayesiyle böyle bir oluşumdan haberim oldu. Oraya ben de üye olmak istedim. Oranın nadir üye, ilk bayan bendim. Benden sonra bir arkadaş daha üye oldu. Nadir bayanlardanız yani. Dernek benim, bizim bölgemizde küçükbaş hayvan çok şeydir yani, Konya bölgesinde de olduğu gibi doğalda. Orada bizim bölgemizde ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. köyü, Konya'mızın tek tarımsal kalkınma kadınların kurduğu, %100 yönettiği kooperatifi kurup ayrı zamanda da köyümüze proje aldık, uyguladık. Ondan sonra benim hayalim hep köyümüzde organik peynir fabrikası kurup bunu, yani istihdama, bir de bunu yaparken ben ari şartlarda hayvanın böyle makinayla sağılıp her şeyin olmasını hep çocukluğumdan beri hayal etmişimdir. Ama ben doğal yaşamı seven bir insan olarak, biraz da ekolojiyi oradan sonra sevdiğim için, onun için ben yani böyle bir şeyde de köyümde kendi hayallerim var, yani kurmak istediğim şeyler var. Onların peşinde koşarken bu dernekle tanıştım. Bana çok faydası oldu. Mesela geçen yıl Mevlana Kalkınma Ajansı'yla derneğimiz Konya'da kırsal alanda koyun çiftçisinin refah seviyesini arttırma diye bir proje düzenledi. Onun sayesinde ona katıldım. Ben çok çok yani süper şeyler öğrendim. Ya bir köyümdeki ben 20 senelik hayvancılık yapan insanlardan daha çok koyunculuk hakkında bilgim oldu.